Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle dersimiz sözcükte anlam. Evet, beraber bakalım. Anlamı olan veya anlamı olmadığı halde cümle kurmaya yarayan ses ya da ses topluluğuna sözcük denir. Evet, örnekler: kuş, ev, arkadaş, mesela okul, kütüphane gibi kelimeleri örnek olarak verebiliriz. Bakalım, sözcükler anlamlarına ve yapılarına göre ikiye ayrılırlar. Anlamlarına göre sözcüklere bakalım. Gerçek anlamlı sözcükler, mecaz anlamlı sözcükler, terim anlamlı sözcükler, eş anlamlı sözcükler, karşıt yani zıt anlamlı sözcükler, eş sesli yani sesteş sözcükler, deyim anlamlı sözcükler, atasözleri. Bakalım peki yapılarına göre sözcükler, basit sözcükler, türemiş sözcükler, birleşik sözcükler olmak üzere ayrılırlar. Bugün sizlerle anlamlarına göre sözcüklere bakacağız. Gerçek anlamlı sözcükler. Bir sözcüğün sözlükte açıklanan ve herkesçe bilinen anlamına gerçek anlam, cümle içinde bu anlamlarıyla kullanılmasına gerçek anlamlı sözcükler denir. Hava çok sıcak olunca pencereyi açtık. Bizim bu cümlemizdeki kelimelerimiz, hava kelimesi, sıcak kelimesi, pencere kelimesi, sözlükte kullanılan ve herkesçe bilinen anlamlarıyla kullanıldığı için gerçek anlamlı sözcüklerdir. Evet, bakalım örneklerimize. Yeni evimizin kapılarını marangoza yaptırdık. Buradaki kelimelerimizden de hepsi gerçek anlamlı sözcüklerdir. Herkesçe bilinen ve sözlükte kullanılan anlamlarıyla kullanılmıştır, gerçek anlamlıdır. Dolaptaki yemek bozulmuş cümlemizdeki kelimelerimiz de gerçek anlamlı sözcüklerdir. Örnek soruyla devam edelim. Çorba çok sıcak olduğu için dilim yandı. Burada altı çizili kelimemiz sıcak kelimesi. Peki sıcak kelimesi sözlük anlamında neymiş? Hep beraber bakalım. Sıcak, çok ısınmış olan, ısısı yüksek olan anlamında, yani sözlük anlamında kullanılmıştır. Bakalım sorumuza şimdi. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki altı çizili sözcük ile aynı anlamda kullanılmıştır? Isısı yüksek olan anlamında kullanılmıştır. Bizi görünce yüzünü sıcak bir gülümseme sardı. Burada sıcak bir gülümseme derken ısısı yüksek olan gülümseme olmayacağı için buradaki sıcak kelimesi gerçek anlamda değildir. Biz çünkü yukarıdaki örnekte olduğu gibi sıcak kelimesini gerçek anlamıyla bulmamız lazım. Banu çok sıcak bir insandır. Buradaki sıcak kelimesi de gerçek anlamında kullanılmamıştır. Süt sıcak olduğu için içemedim. Evet, sütü ısısının yüksek olduğunu belirtiyor, söylüyor burada. O zaman bu kelimemiz bizim gerçek anlamıyla, yani sözlükteki anlamıyla kullanılmıştır. Gerçek anlamlıdır. Peki bakalım, sıcak bakışları içimi ısıttı. Burada sözlük anlamı dışında kullanılmıştır. Yani gerçek anlamlı değildir. Peki bize sorumuzda ne soruyordu? Altı çizili sözcük ile, yani altı çizili sözcüğümüz neydi? Sıcak kelimesiydi. Sıcak kelimesi ile aynı anlamda kullanılan kelime hangisidir diye sormuştu. Yani gerçek anlamında kullanılan süt sıcak olduğu için içemedim cümlesindeki sıcak kelimemiz, sözlükteki anlamıyla, gerçek anlamıyla, ısısı yüksek olan anlamıyla kullanıldığı için yukarıdaki örneğimizle aynı anlamda kullanılmıştır. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet çocuklar, bakalım gerçek anlamdan sonra mecaz anlamlı sözcükler. Gerçek anlamından başka bir anlamda kullanılan sözcükleri mecaz anlamlı sözcükler diyoruz. Gerçek anlamından bambaşka bir anlamda kullanılacak. Eliyle gözyaşlarını sildi cümlesine bir bakalım. Burada sildi kelimesi silmek eylemi anlamında kullanılmıştır ve gerçek anlamlıdır. Peki aklındaki kötü düşünceleri sildi.
burada silmek anlamında değil de gerçek anlamının tamamen dışında kullanılmıştır ve mecaz anlamlıdır. Mecaz anlamlı kelimeler neydi? Gerçek anlamının dışında kullanılan kelimelere mecaz anlamlı kelimeler diyorduk biz. Bakalım şimdi örneklere. Poşetteki ekmek bozulmuş. Arkadaşının sözlerine çok bozuldu. Buradaki bozuldu kelimelerine bakalım. İlk cümlemizdeki yani poşetteki ekmek bozulmuş cümlesindeki bozulmuş kelimemiz sözlükteki anlamıyla kullanıldığı için gerçek anlamlıdır. Arkadaşının sözlerine çok bozuldu. Burada normalde gerçek anlamdaki bozuldu kelimesinin dışında kullanıldığı için mecaz anlamlıdır. Yani buradaki bozuldu kelimesi zoruna gitti, çok üzüldü anlamında kullanılmıştır ve mecaz anlamlıdır. Evet, bir soruyla devam edelim. Derin kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Bakalım, evet kelimemiz neymiş? Derin kelimesiymiş. Hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmış? Yani mecaz anlam neydi? Gerçek anlamının dışında kullanılan kelimelerdi. Bu göl çok derin. Kuyu çok derin. Çok derin düşünen biridir. Derin suya girmek çok tehlikelidir. Şimdi bakalım buradaki derin kelimelerimize. Bu göl çok derin. Evet, derinliği olan anlamında. Kuyu çok derin. Bu da aynen derinliği olan anlamında. Yani buradaki derin gerçek anlamda kullanılmış. Kuyu çok derin. B şıkkındaki derin de gerçek anlamında kullanılmıştır. Çok derin düşünen biridir. Peki buradaki çok derin düşünen biridir'deki cümlesindeki derin gerçek anlamında yani derinliği olan anlamında mı kullanılmıştır? Hayır, burada gerçek anlam anlamının dışında kullanılmıştır. O zaman gerçek anlamının dışında kullanıldığı için buradaki derin kelimesi mecaz anlamlıdır. Peki derin suya girmek çok tehlikelidir. Bu da gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Derinliği olan anlamıyla kullanılmıştır. Evet, o zaman bizim doğru cevabımız C şıkkıdır. C şıkkında derin düşünen biri olduğu için derin kelimesi burada mecaz anlamlı kullanılmıştır ve doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet, bir soruyla daha bakalım. Yol kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Evet, kelimemiz neymiş? Yol kelimesiymiş ve biz mecaz anlamlı kullanılan yol kelimesini bulacağız. Köyün yolu çok bozukmuş. Yola çıkalı çok oldu. Eve hangi yoldan gidiyorsun? Bu soruyu farklı bir yolla çözebilirsin. Evet, A, B ve C şıklarındaki yol kelimesi gerçek anlamıyla kullanılmış. Gidilen yol anlamında kullanılmıştır. Ve köyün yolu çok bozulmuş. Buradaki yol kelimesi gerçek anlamlıdır. Yola çıkalı çok oldu. Yine aynı gidilen yol anlamında yani sözlükteki ilk anlamıyla kullanıldığı için gerçek anlamlıdır. Eve hangi yoldan gidiyorsun? A ve B şıklarında olduğu gibi aynı anlamda kullanılmıştır. Gerçek anlamlıdır. Ama D şıkkında bu soruyu farklı bir yolla çözebilirsin cümlesinde yol kelimesi farklı bir yöntemle anlamında olduğu için gerçek anlamının dışında olduğu için mecaz anlamlıdır. Evet çocuklar, bakalım. Şimdiki konumuz terim anlamlı sözcükler, gerçek anlamlı sözcükler, mecaz anlamlı sözcükler. Sıra geldik terim anlamlı sözcükleri. Bilim, sanat ve çeşitli meslek dallarında kullanılan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. Evet, bir sözcüğün terim anlamlı olması için bilim, sanat ve çeşitli meslek dallarında kullanılması gerekiyordur. Müzik öğretmenimiz bize notaları öğretti cümlesinde. Nota kelimesi müzikle ilgili bir kelimedir. Yani terim anlamlı bir kelimedir. Evet, bakalım. Sağ ayağıyla şut attı. Evet, şut da futbol ile ilgili bir terimdir ve bu da terim anlamlı bir kelimedir. Örneklerimize bakalım, devam edelim. Karenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Burada
Açı kelimesi matematik dersi ile ilgili bir sözcüktür. Yani terim anlamlı bir kelimedir. Tiyatro oyunu iki perdeden oluşuyor. Buradaki perde kelimesi normal evlerimizde kullandığımız perde anlamının çok dışında kullanılmıştır. Tiyatro terimiyle ilgili bir kelimedir. Ondan dolayı terim anlamı vardır. Terim anlamlı bir kelimedir perde kelimesi. Evet çocuklar, sizlerle örnek sorularımızla devam ediyoruz terim anlamlı sözcükleri. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük vardır? Terim anlam neydi? Bir bilim, sanat, çeşitli mesleklerle ilgili kullanılan sözcüklere terim anlam diyorduk biz. Bakalım hangisinde, cümlelerimizin hangisinde terim anlamlı bir sözcük var? Neyi arıyorduk? Terim anlamımızı arıyorduk. Evet, ağacın dalları kırılmış. Burada herhangi bir sanat, bilim, meslek dalıyla ilgili bir kelime var mı? Yok. Babam akşamları eve yorgun geliyor. B şıkkımızda var mı? Herhangi bir sanat, bilim, meslek dalı ile ilgili. Bunda da yok. Evet, A şıkkında da yoktu. Sınıfta matematik dersinde kare çizdik. Evet, bu cümlemizde var mı? Herhangi bir bilim, sanat, meslek dalı ile ilgili bir terim. Evet, var. Kare kelimesi burada terim anlamlı bir kelimedir. Çünkü matematik dersi ile ilgili bir sözcüktür. O zaman kare kelimesi terim anlamlıdır. Peki bakalım diğer örneğimize, diğer şıkkımıza. Çarşıdan çanta aldım. Burada herhangi bir bilim, sanat ve meslek dalı ile ilgili bir kelime var mıdır? Yoktur. O zaman bizim doğru cevabımız, yani cümlelerimizde terim anlamlı sözcük olan cevabımız C şıkkıdır. Evet çocuklar, bir örnek soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki terimlerden hangisi Türkçe ile ilgilidir? Altın, cisim, üçgen, özne. Evet, buradaki altın kelimesi Türkçe ile ilgili bir sözcük değildir. Cisim Türkçe ile ilgili bir sözcük değildir. Üçgen Türkçe ile ilgili değildir, matematikle ilgili bir sözcüktür. Özne Türkçe ile ilgili bir sözcük olduğu için terim anlamlı bir sözcüktür. Türkçe'de kullanılan terim anlamlı sözcüklerdendir. Terim anlamlı sözcüklere bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır? Yani herhangi bir bilim, sanat dalı ile ilgili veya çeşitli meslekle ilgili olan bir sözcük kullanılmamıştır. Bakıyoruz. Toplama işlemine çalışıyorum. Buradaki toplama kelimesi matematikle ilgili bir sözcük olduğu için burada bir terim anlamlı sözcük vardır. Öğretmenimiz şiir okudu. Buradaki şiir edebiyatla ilgili bir sözcük olduğu için terim anlam vardır. Evet çocuklar, diğer bir şıkkımıza bakalım. Futbolcu gol attı. Buradaki gol kelimesi sporla ilgili, futbolla ilgili bir sözcük olduğu için burada da terim anlam vardır. Evet, peki bakalım D şıkkına. Çamaşırları ipe astı cümlesinde herhangi bir bilim dalı, sanat dalı, spor dalı veya herhangi bir meslekle ilgili kullanılan bir kelime, sözcük var mıdır? Yoktur. Çamaşırları ipe astı. O zaman biz deriz ki A şıkkında terim anlamlı sözcük var, B şıkkında terim anlamlı sözcük var, C şıkkında terim anlamlı sözcük var, fakat D şıkkında terim anlamlı sözcük yoktur. Bize zaten sorulan soruda ne diyordu? Terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır diyordu. Evet. Soru köklerini okurken çok dikkatli okumalıyız. Kullanılmamıştır'ı bulmalıyız. Evet, Denizli, yani D şıkkında terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde sizlerle sözcükte anlam, yani mecaz anlam, gerçek anlam ve terim anlamları öğrendik. Diğer dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın, başarılar diliyorum.